Değerli milletvekilleri, saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı, bugün bizim komitedeki üyelerle, hukuk ve siyasi işler, dış ilişkiler komitesindeki üyelerle meclis gündemine ivediliği alınması için getirdiğimiz yasa önerisi, aslında çok uzun uzun yıllardır Kıbrıs'ta Türklerin e-devlet alanında başlatmış olduğu, ancak kurumsallaşmasını bir türlü tamamlamayı ya da gündeme getirmeyi ihmal etmiş olduğu bir sürecin aslında somut adımlarından biridir. Bizler için çok önemli bir nokta, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetebilme erkini her alanda ayakları yere basan, hem yasal bir zeminden güç alan, hem de kendi beşeri kaynaklarını, yani burada bulunan uzmanları da bir şekilde kullanarak doğru bir biçimde yönetebilmesini sağlamaktır. Bugün huzurda olan ve bizlerin de altında imzası olduğu yasa önerisi, günün sonunda ivediliğine de evet vereceğimiz ve komiteye geldiğinde de elbette bütün detaylarıyla, değişmesi gereken bütün maddelerini de değiştirerek, bütün paydaşların da katılımıyla bir noktaya vardırabileceğimiz ama günün sonunda Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme erkine ciddi anlamda katkı sağlayacak bir yasa önerisi olarak gündemdedir. Şimdi bu hafta e-devlet protokolünü neden konuşma ihtiyacımız doğdu? Çünkü biraz önce Ongun Talat'ın da komite üyesi olarak söylediği gibi 5-6 hafta üst üste biz e-devlet protokolünü uzun uzun tartışma fırsatı bulduk. Burada belki de ondan fazla yerli uzman bizlere gelip bu işin buralarda yapılabileceği, bu donanıma sahip olunduğu, bilgilerimizin, verilerimizin, detaylarımızın özel bir şirkete verilmesinin tehlikelerinden bahsetti. Biz de her seferinde böyle bir yasa önerisinin, yani kurumsallaşmak adına yapılacak olan bir adımın öncelikle gündeme gelmesini ve öncelikle burada yasalaşıp daha sonra bu protokolün ele alınması gerektiğini söyledik. Şimdi haftaya bu protokol elbette gündeme gelecek. Bu hafta konuşma ihtiyacımız son ana bırakıp farkındalık noktasında da geç kalınmamasıdır. Birkaç noktanın altını çizeyim. Gelecek hafta daha detaylı bir şekilde bunu yorumlayalım. Şimdi bizlere göre bu protokol neden bugünkü ihtiyacın doğduğu noktasındaki en büyük sebeplerinden biri, bu imzalanan e-devlet protokolü anayasamızın birçok maddesine aslında aykırıdır. Ve biraz önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi anayasanın başlangıç kısmında Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinden başlayarak aykırıdır. Çünkü biz ayakları yere basan, kendi demokrasisini, kendi yönetimini elinde bulunduran bir halk olarak bu mücadeleyi tamamladık. Ve günün sonunda da egemenlik iddiasıyla bunu anayasaya derc ettik. Bu alan verilerin, yani her birimizin özel verilerinin en detaya kadar özel bir şirkete verilmesi usulünün neden anayasaya aykırı olduğunu çok özetleyeyim. Haftaya detaylandırırız. Üçüncü madde egemenlikten bahseder anayasanın. Özel bir şirkete bunun devri söz konusu olamaz. Bunu hem bir hukuk insanı olarak söylerim, hem de komitede bize aslında bu konuda ciddi katkı koyan hukukçusu, meclis hukukçusu söylüyor. Devamında bize göre temel hakların niteliği ve korunmasına direkt aykırıdır. Yani bizim özel bütün verilerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan bir özel şirkete devri bu noktada ciddi anlamda aykırılıklar içerir. Devamında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, yetkilerin olmaksızın devredilmesi, bunların tümü bizlere anayasaya aykırılıkları getiriyor. Ve bugün niçin önemlidir onu daha net söyleyeyim. Bu protokol birçok siyasi anlam yanında hukuki de bir cümleyle bütün yetkiyi devrediyor. Şu, diyor ki KKTC e-devlet işlerinden sorumlu kurum veya kuruluşun koordinatörlüğünde TürkSat tarafından yönetilmesini öngörüyor bizim verilerimizin.
5 yıllık ama her 5 yıl içerisinde otomatik uzayacak bir sürede. Şimdi tehlike şurada. Bugün bu yasa geldi ya. Maalesef bu meclisin o egemenlik ve yüceliği var ya. Bu meclis komitelerinden ve genel kurulundan geçmeyen bir protokol uygulanabilir mi? Asla uygulanamaz. Ama biz biliyoruz ki komitede de gelen buradaki bunu uygulayıcılar, biz bunu çoktan uygulamaya başladık dediler. Hani bu meclisin egemenliği, hani bu meclisin yüceliği, hani anayasaya saygı? Bu bir tarafı. Ve diğer tarafı da tehlikeyi anlatayım. Bu protokol bugün buraya getirdiğimiz altında imzamız olduğu kurumsallaşma ihtiyacı nedir bilir misiniz? Bu protokolle şunu diyor. KKTC e-devleti işlerinden sorumlu kurum veya kuruluş. Böyle bir kurum ve kuruluş yok. Bugün bu yasayla aslında kurmayı tasarlıyoruz. Ve temsilcisi var bu protokolün en altında. Başbakanlık müsteşarının imzası var. Kurum ve kuruluşlar bizim anayasamıza göre yasayla kurulur. Yasayla kurulmayan hiçbir kurum ve kuruluş anayasadan veyahut yasalardan almadığı yetkiyi de kullanamaz. O yüzden bu cümlenin ilk tarafı yoktur. Dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin koordinatörlüğü bile yoktur aslında bu protokolün içinde. Çünkü olmayan bir kurum ve kuruluştan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla okuyacağımız cümle şuradan başlar. Bütün bu e-devleti TürkSat tarafından yönetilmesi basit, net. Öncesi hiçbir şekilde yok. Şimdi bitiriyorum, tamamlıyorum Sayın Başkan. Şimdi biz ciddi bir savaş verdik aslında komite toplantılarında. Ve bizim vekiller olarak birinci sorumluluğumuz anayasaya uygun yasalar geçirmektir. Anayasaya uygun yasalar geçirmenin sorumluluğu da hem demokratik ilkelerden hem de iç tüzüğün 40. maddesinde bize ödev veriyor aslında iç tüzük. Ve diyor ki soracaksınız siz gidip başsavcılığa. Eğer şüpheniz varsa bu protokolü, bu yasayı vesaire geçirmeyeceksiniz. Biz diyoruz ki bu kadar anayasaya açıkça bize göre aykırılıklar varken neden biz görüş almıyoruz başsavcılıktan? Ve alel acele haftaya bu protokolü kurum ve kuruluşumuz başkan, olmaksızın getiriyoruz. Başkan bugün söz konusu protokolle ilgili. Dolayısıyla bu yasa, bu yasa tasarısı söz alıp bağlıyorum. Onunla ilgili bağlıyorum. Konuşulması lazım. Şuraya bağlıyorum. Hayır. Gayet bağlıyorum. Bu yasa tasarısını destekliyoruz. İçeriğini tartışmak kaydıyla. Neden öncelikli olarak desteklediğimizi de işte olmayan kurum ve kuruluşa yetki veren bir protokolün haftaya buraya gelmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hem anayasal anlamda hem de demokratik yönetim anlamında büyük bir garabete yol açacak. Bu anlamda bu yasanın ivediliğini hızla görüşülmesini destekliyor. Bunun için çaba harcayacağımızı toplum önünde de söylüyoruz. Ama kendi kurumlarımızı kuruncaya kadar verilerimizin resmen TürkSat gibi özel bir şirkete devredilmesine de karşıyız. Haftaya bu iki yasanın paralelliğini düşünerek aslında oy verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Saygılar sunarım.